Hasan boğuldu. Sabahattin Ali. Kazdağ'ın Adalar Denizi'ne bakan yamaçlarından birindeki bir yörük obasına gidip 4-5 gün kalacaktım. Edremit pazarına çıra ve bal satmaya geldiği zamanlar ahbap olduğum ve devlet kapısında birkaç ufak işine yardım ettiğim uzun boylu, sakallı bir yörük beni davet etmiş, "Çadırda yatmayı gözün tutarsa buyur, taze bal yersin, kana kana acı su içersin," demişti. Ben ona bir daha kasabaya indiği zaman yanına katılıp geleceğimi söylediğim halde, sıcak, rüzgarsız bir günün sabahında aklıma esiverince yalnız başıma yola düzülmüştüm. Yerini aşağı yukarı bildiğim obaya uğradığım köylerde sora sora öğleye kadar varacağımı umuyordum. Yüzlerce, belki binlerce senelik zeytin ağaçlarının arasında uzanan çukur, iki yanı böğürtlen ve hayıtlarla örülü yolda ağır ağır yürüyordum. Arkamdan yükselen güneş, gölgemi araba izlerinin kıvrımları üzerine serip uzaklara kadar götürüyor, deniz tarafından yüzüme doğru esen hafif fakat serin bir bahar rüzgarı, kasabadan uzaklaştığımı hatırlatıyordu. Kıra yemiş toprak ve taze çimen kokusu etrafı kaplamıştı. Tarla kuşlarıyla serçeler ötüşe ötüşe ağaçtan ağaca sıçrıyor, güneşin vurduğu yerlerden dalgalı bir buğu yükseliyordu. Kazdağ'ın eteklerindeki Zeytinli Köyü'nün bahçesi salkım söğütlerle gölgelenmiş havuzlu kahvesinde bir çay içip yüksek obanın yolunu sordum. Kahveci, "Hiç oraya varmadım ama bildiğime göre Beyobası'nı geçtikten sonra Kızıl Keçili Deresi boyunca dağa vuracaksın. Patlakların yanına gelince soldaki bayıra tırmanıp yaylada bir kurşun atımı gideceksin," dedi. Ne Beyobası'ndan ne de patlaklardan haberim olmadığı için adamcağızın yüzüne garip garip bakmış olmalıyım ki güldü ve ilave etti. "Yabancı adamın tek başına gideceği yer değil orası efendi. Dağlarda, ormanlarda yolunu sapıtıverirsin." "Yok canım, sonra sonra bulurum." "Kime soracaksın? Beyobası'nı geçtikten sonra insan göremezsin ki." Cevap vermedim. Kahveci fincanı götürdü. Ben, acaba Edremit'e dönsem de bizim koca sakallı İsmail babayı beklesem mi derken tekrar geldi. "İşin rast gidiyor efendi," dedi. "Yüksek obaya giden var, sen de yanına katıl." Hemen kalktım, kahvenin önünde yüzü güneşten yanmış, ince saç örgüleri sırtına dökülmüş, kanarya sarısı üç etekli giymiş bir Türk yörük karısı vardı. "Kahveci, Hacer kız, efendi sizin obada koca İsmail babaya misafir gidecekmiş, götürüver," dedi. Kadın yüzüme üstün körü bir göz attıktan sonra, "Hadi yürü," emrini verdi. Yüzünü bana çevirdiği sırada bu yörük karısının henüz 18-20 yaşlarında bir kız olduğunu fark edip şaştım. O daima birkaç adım önde, ben arkasından yetişmeye çalışarak yola koyulduk. Kahveci gülümseyerek arkamızdan bakıyordu. Köyün dışına çıkıp zeytinlikler arasına dalınca Hacer sarı entaresinin eteklerini toplayıp beline soktu, alçak topuklu, kalın rugan ayakkabılarını çıkarıp heybesine koydu, toprak üzerinde çıplak tabanlarının izini bırakarak yürümeye başladı. Başındaki ince, oyalı yazmanın altında küçük bir bal kutusu gibi kabaran altınlı fesi her adımda hafifçe titriyor, uzun boyu heybenin ağırlığıyla azıcık öne eğiliyordu. Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürüdük. Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş 5-10 evden ibaret Beyobası'nı, biraz sonra da ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değirmenini geçtik. Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştı. Gün ışığı vurmayan, gölgeli, loş bir boğaza iniyorduk. Karşımızda alabildiğine dik bir dağ yükseliyor, onun henüz gözümüzden saklı bulunan eteklerinden doğru coşkun akan bir derenin uğultusu geliyordu. Hacer kız bir aralık başını çevirdi, "Dere boyundan gideceğiz, su fazladır, bastığın yere mukayyet ol," dedi. Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızıl Keçili Deresi ile karşılaştık. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarıyorlardı. Suyun kenarındaki dar yolda çok kere taştan taşa atlayarak yürümeye başladık. Kah derenin kıyısına kadar iniyor, kah tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakıyorduk.
Boğaz gittikçe darlaşıyor, iki yanda dimdik yükselen kayaların yarıkları arasından fırlayan kocaman çam ağaçları yan yatmış bir halde boşluğa uzanıyordu. Suların yalayıp parlattığı taşlarda çıplak ayaklarla seken Hacer'e yetişmek için güçlük çekiyordum. Dağdan yuvarlanıp derinin yolunu kapayan ev büyüklüğünde kayalar yahut bir kayanın beri tarafındaki yumuşak toprağa oyan sular, dere boyunca yer yer büyük ve derin havuzlar meydana getirmişlerdi. Bir kararda durmayan aynalarına etraflarındaki iri çam veya çınar ağaçlarının gölgesi vuran ve suları içlerine çok kere birkaç adam boyu yüksekliğinde bir kayadan köpük köpük dökülen bu havuzlara her rastlayışımda önümüzdeki kız başını çevirmeden ''Buna deli büvet derler yahut buna kunduzlu büvet derler'' diye izahat veriyordu. Boğazın biraz genişlediği bir yere yaklaştığımız zaman kulaklarımı müthiş bir gürültü doldurmaya başladı. Hacer, ''Su tüvene geldik'' dedi. 2-2,5 metre çapında bir borudan fırlıyormuş gibi bol ve coşkun akan sular, bembeyaz bir kayaya varınca birdenbire boşlukla karşılaşıyorlar, bir an, bir küçük an sanki duralıyorlar, sonra geldiklerinden daha müthiş bir hızla derin bir çukura, sade köpük halinde dökülüyorlardı. Orada bir müddet kaynaşıyorlar ve çalkalana çalkalana sağa kıvrılıp beyaz taşlar üzerinde sekerek yollarına devam ediyorlardı. Kenara kadar sokulup aşağı bakınca insanın yüzünü serin bir buğu sarıyor, ardı arası kesilmeyen bir gök gürültüsü, iki yanda yükselen kayalık dağlarda uğultulu akisler bırakıyordu. Bu Çağlayan'dan bahseden bir şiirin ilk satırları hep dudaklarımdaydı. Bir kayadan duman duman, 17 metre atlayan dağ kokusuyla yüklü su. Akması tel tel ince saç, düştüğü yerde 3 kulaç, mavi su, ak köpüklü su. Bir kenarda çömelip gözlerini bir bana, bir su tüvene çeviren kız heybesini tekrar sırtladı. Dere boyunca iki dağın gittikçe sıkışan yamaçları arasında yeniden çıkmaya başladık. Menbaaya yaklaştıkça dere artık akmıyor, Çağlayanlar şeridi halinde bir kayadan bir kayaya sıçrıyordu. Suyu aralarına alan kayalar bir yerde taralıp birbirlerine 2 adım kadar yaklaşmışlardı. Olanca hızlarıyla gelip bu cendereye giren sular, 5-6 metre uzunluğundaki dar boğazdan görülmedik bir hırs ve süratle ve simsiyah bir renk alarak geçiyorlar, kurtulduktan sonra da kumlu ve çakıllı yataklarına serilip beyaz kabarcıklı kahkahalar atarak fıkırdıyorlardı. Yolun adam akıllı çetinleştiği, iki taraftaki taşlara, çakıllara, çam fidanlarına tutunmadan yürümenin güçleştiği bir yerde önümüze koskocaman bir büvet çıktı. Bir başından bir başı 15 adım vardı. 3 adam boyu kadar derin olan suyu yüksekçe bir kayadan dökülüyordu. Gövdesini 4 kişinin zor kucaklayacağı bir çınar havuza doğru eğilmiş, kalınlı inceli dallarını suyun üstüne uzatmıştı. Şimdi boğazın alt başı hizasına gelen güneş, iri yapraklar arasından geçerek büvetin dibindeki süt gibi beyaz çakılları, iri kumları ışıldatıyordu. Döküldükleri kayanın dibinden başlayarak yer yer anaforlar yapıp kenarları dolaşan sular, havuzun alt başına gelince birdenbire yollarını bulmuşlar gibi geniş bir kayanın üstünden hızla geçerek akıp gidiyorlardı. Hacer kız burada hiç durmadan yoluna devam etti. Ben onun ardından yetişmeye uğraşırken dönüp dönüp bu görülmemiş güzelliğe bakmaktan kendimi alamıyordum. Suların gürültüsünü bastırmak için bağırarak sordum. ''Bu büvetin adı yok mu?'' ''Hasan boğuldu.'' ''Ne dedin?'' ''Hasan boğuldu.'' ''Kim Hasan?'' ''Zeytinli'den, Bahçıvan Hasan.'' ''Ne zaman boğulmuş?'' ''Çok olmuş, 40-50 sene var.'' ''Nasıl boğulmuş?'' Kız durdu, geri dönüp şimdi bulunduğumuz yüksek yerden aşağıya, güneşin ışığıyla balık karnı gibi parlayan sulara ve bunların üstünü yer yer örten çınara baktı. ''Yaylaya varalım da azıcık oturur dinleniriz, o zaman anlatırım.'' dedi. Tekrar yola koyulduk. Bir hayli daha çıktık. Dönüp boğazın geldiğimiz taraflarına baktığım zaman ovayı epeyce aşağılarda, adam akıllı küçülmüş olarak görüyordum. Zeytin ve kavak ağaçlarının arasında kırmızı kiremitleri ve beyaz minareleri görünen köyler birer oyuncak gibiydi. Hacer,
Patlaklara geldik, buradan dağa vuracağız dedi. İleriye dönüp baktım, derenin iki yanında, sudan hemen birkaç karış yukarıda, birbirlerinden ancak birer ikişer adım uzakta, yan yana belki 20 tane pınar vardı. Kimi irice bir taşın altından, kimi kumlu bir topraktan fırlıyor, binlerce kuşun bir arada çıkardığı sesi andıran bir şırıltıyla dereye karışıyordu. Koşup yüzü koyun yattım ve bunlardan birinin dayanılmayacak kadar soğuk suyunu dinlene dinlene içtim. Hacer de çömelmiş avcuyla su alarak yüzüne ve şakaklarındaki saçlara sürüyordu. Vücudumdan terler boşanarak dağa tırmanmaya başladım. Dere sağımızda ve aşağıda kalmıştı. Üzeri kuru, çam pürleriyle örtülü, keçi yolunda kayıp yuvarlanmamak için bazen dizüstü çöküp bir ardış dalını yakalıyor, bazen de tutar tutmaz köküyle beraber elimde kalan bir kekiğe yapışıyordum. Nihayet bayır mülayimleşti. Biraz sonra da önümüz açıldı. Seyrek camların arasından ilerideki denizi gördüm. Birkaç adım daha yürüyüp gölgeli bir yere oturduk. Hacer kız heybesini karıştırarak, yanında yiyeceğin yok herhalde dedi. Sokulda ekmek yiyelim. Ben 3-4 saate obaya varacağımı sandığım için yanıma bir şey almamıştım. Ne kadar acıktığımı şimdi birdenbire anlıyordum. O bu sırada önüme bir tutam yufka koymuş, yere serdiği kırmızı yazma mendilin üstüne bir topak tulum peyniriyle birkaç taze soğan bırakmıştı. Hem yiyor hem etrafa bakıyordum. Bulunduğumuz yer denizden 1500 metre kadar yüksekteydi. Akçay iskelesinin önünde duran kayıklar, ağaçların arasındaki seyrek binalar iğne topuzu kadar ufaktı. Karşıda Burhaniye'nin arkasında yatan Madra dağları şekilsiz bir yığından ibaretti. Göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda açıklık koyulu gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor, bunun sağ yanından geçerek ufukta sisler içinde gökle birleşiyordu. Kaz Dağı'nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar çok, her biri başka renk ve biçimde irili ufaklı dağlar ve tepeler çeviriyordu. Arkamızda Sarı Kız, bu dağların en yüksek tepesi, ağaçsız başını beyaz bulutlara uzatıyordu. Yanındaki kız ortada kalan yufkalarla peyniri mendile sarıp heybesine yerleştirdi. Ben hemen kalkmayı asla düşünmediğimi belli etmek ister gibi arkamdaki çama yaslanarak ''Hani şu Hasan'ın nasıl boğulduğunu anlatacaktın?'' dedim. ''Nasıl boğulduğunu gören yok ki, yalnız orada boğulduğunu söylüyorlar.'' ''İyi ya, neden boğulmuş?'' ''Obaya varınca kime sorsan deyiverir. Hadi yolumuza gidelim.'' ''Yok canım.'' dedim. ''Yemek üstüne hemen yola çıkmak iyi değildir. Sonra obada İsmail babayla konuşacağımız çok lafımız var. Sen bildiğin kadarını söyleyiver.'' Hacer heybeyi tekrar yanına bırakarak azıcık düşündü, bir aralık gözlerini üstümde gezdirerek, hikayesini ne dereceye kadar alakayla dinleyeceğimi, ne kadar anlayabileceğimi keşfetmek ister gibi beni süzdü, genç yüzünde büyük bir ciddilik, iri siyah gözlerinde dalgın bir hal vardı. ''Bu Hasan Zeytinli'de bahçıvanmış.'' diye başladı. Anlatırken önüne ve ara sıra ovaya bakıyor, güzel bir delikanlı eline benzeyen irice elinin şehadet parmağıyla toprağa karıştırıyordu. ''Bu Hasan Zeytinli'de bahçıvanmış, ufacık bir bahçesi varmış.'' Yazın bostan, yeşillik eker, kışın el zeytini silkmeye gider, koca anasıyla yaşar dururmuş. Daha da pek gençmiş, hani bıyığı yeni terlemiş. Anasından başka kadına göz kaldırıp bakmaz, düğünde, bayramda öbür delikanlılar gibi rakıya, oyuna katılmaz, kız gibi bir oğlanmış. Pazarlara gidip bostan ne satınca da parasını getirir, anasına teslim edermiş. Bizim obadan onu bilenler var da onlar söylüyorlar. Anam daha şuncağız çocukmuş. İşte o zamanlar bizim yüksek obadan Emine, Edremit pazarında bu Hasan'ı görmüş. Anam Emine'yi bilirdi. 8 yük balları varmış. Babası ağaç devirip kereste yapar. Anasıyla Emine de arılara bakarmış. Dağ gibi bir kızmış. Danaları, inekleri boynuzundan tutunca şu yana savuru veriyormuş. Bu geldiğimiz yolu 2 saatte iner, 3 saatte çıkarmış. Çocuklarla da pek oynar, obanın kızlarını ardına takınca ormanda koşturup terletir, sonra da hepsini bicik bicik yanaklarından öpermiş. İşte bu Emine, Edremit pazarında Hasan'dan bostan almış. Hani dağlık yerde pek kavun karpuz olmaz da onun için.
Hasan bostanları Emine'nin heybesine doldururken, ''Yörük kızı'' demiş. ''Yükün ağır oldu, Gaz Dağı'nın yolu çetindir, nasıl çıkacaksın?'' Emine onun yüzüne gülüvermiş de, ''Ne sandın düz ovalı'' demiş. ''Biz dağlıyız, sizin boş çıkamadığınız bayırı biz 40 okka yükle çıkarız.'' Hasan önüne bakmış, Emine yoluna gitmiş ama ertesi pazar yine onun sergisine varmış. ''Bostanların iyi çıktı sarı oğlan, al sana bal getirdim'' demiş. Omzundan bal tenekesini indirip bir gömeç almış, Hasan'a vermiş. Hasan'ın yüzü yine al al olmuş. ''Ne zahmet ettin yörük kızı'' demiş ama Emine cevap vermeden gülüp yürümüş. İkindi vakti Hasan eşeğini önüne katıp köye dönerken Kadıköy mezarlığının önüne varınca bakmış Emine heybesi sırtında ilerden gidiyor. Önce dili tutulmuş, hiç tınmadan ardından yürümüş, sonra bir yüreklenmiş, eşeğe sürüp Emine'nin yanına varmış. ''Uğurlar olsun yörük kızı, sen hangi obadansın?'' diye sormuş. Emine Hasan'ı görünce, ''Sana da uğurlar olsun sarı oğlan, ben yüksek obalıyım, sen nerelisin?'' demiş. ''Ben Zeytinli'denim, köye kadar yolumuz bir, heybeni eşeğin üstüne at da rahat git.'' ''Olmaz, ovada heybeyi eşeğe taşıtırsam koca dağa bu yükle nasıl çıkarım?'' Zeytinli'ye gelene kadar yan yana yürümüşler, az konuşmuşlar, çok bakışmışlar ama ikisinin de gönlü birbirini sevmiş. Ondan sonra her pazardan beraber dönmüşler. Emine arada bir Hasan'ın Zeytinli'nin alt başındaki bahçesine uğrayıp ona süt, peynir, bal götürmüş, Hasan Emine'ye dut silki vermiş, kiraz, vişne toplamış, bahçenin ortasındaki ayvanın dibinde yan yana çömelip konuşurlarken görenler olmuş. Ama Hasan'ın anası bakmış ki bu iş böyle sürüp gidesi değil, oğlunu önüne oturtup, ''Oğlum Hasan'' demiş, ''Baban öleli beri evin erkeği sensin.'' ''Ben bugün varsam yarın yokum. Evine bir kadın lazım oğlum. Sana bizim köyden bir kız almak isterdim ama yine sen bilirsin. Eğer gönlüm bu yörük kızını pek sevdiyse bu ihtiyar halimde obasına gidip isteyeyim. Güz yaklaştı, Zeytin'den sonra düğününüzü yaparız.'' Hasan da hep bunu düşünüyormuş ama bir türlü içine dökemezmiş. Bakmış artık beklemenin yolu yok. Emine obadan indiği bir gün onu bahçede yanına oturtmuş. Emine demiş, bahar geçti, yaz geçti, leylekler yerine göçtü, kış gelip dağları, yolları kar örtmeden ya sen bana gel ya ben sana geleyim. Emine'nin yüzü sapsarı olmuş. Ah Hasan demiş, kışın derdi senden evvel benim içime çöktü, ayrılık günleri geldi çattı. Ne ben senin köyünde edebilirim ne de sen benim obamda. Bu yaz büyük günah işledik, artık sen beni unut. Ben de seni unutayım. Bunu duyunca Hasan'ın aklı başından çıvmış. Emine'nin eline sarılmış. Aman yörük kızı, aman biricik Emine'm demiş. Senin tatlı dilini duyan, güler yüzünü gören bir daha seni nasıl unutur? Deme böyle. Burada kal. Sen bahçeye bakarsın, ben zeytine giderim. Kimseye muhtaç olmayız. Emine acı acı gülmüş de demiş ki, İnsan nereye giderse rızkı da beraber gidermiş. Bunu düşündüğüm yok. Ama ben dağlıyım. Bu çukur ovalarda kalamam. Köyünüzün eli kınalı kızlarına katışamam. Senin içine dert olur. Kızılbaş kızı geldi de Hasan'ı elimizden aldı derler. Benim içime dert olur. Yörük kızı dağdan köye, çadırdan eve inmemeli. Ben seni görmemeliydim. Gördüm, sözüne uymamalıydım. Ama neyleyim? Senin de tatlı sözünle güler yüzün etti bunları. Hadi benim Sarı Hasan'ım, tut ki birbirimizi düşte görmüşüz de uyanmışız. Bırak beni, dağıma gideyim. Yanından kalkıp kuş gibi uçmuş, Hasan arkasından bakmış kalmış. Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana sonra ileriye boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim. Bakışının hala tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrıntılarını bütün karma karışıklığıyla anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç yörük kızı sanki birdenbire büyüvermişti. Gözlerini çevirmiş, aşağı yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yapraklı zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan dereleriyle pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu.
Dağınık siyah kaşların altında düşünceli duran gözleri, sımsıkı kapalı ince dudakları, tozlu ve hala biraz terli yanakları, çam dalları arasından sızan güneşte parlıyor, çocuk çizgilerini henüz kaybetmemiş olan yüzü, garip bir olgunluk ifadesi alıyordu. Aşağılarda kalan derinin uğultusu, rüzgarın esişine göre azalıp çoğalarak bize kadar geliyor, çamların mırıltısına karışıyordu. Baygın bir kekik ve çam kokusu ortalığı doldurmuştu. Hacer kız elini yanına uzatarak yerden kuru bir kozalak aldı, parmaklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Sonra başını bana çevirdi. Elinde ufaladığı kozalağın çıtırtılarına karışan hafif bir sesle yeniden anlatmaya başladı. O günden sonra Hasan'ın yüzü gülmemiş, rengi yerine gelmemiş. Gönlünü bir yerde eylemez, ağzını açıp dünya kelamı eylemez olmuş. Pazarlara ayva, nar satmaya gider, ne alıp ne verdiğini bilmeden geri dönermiş. En sonunda bir gün dayanamamış, Edremit pazarı günü, akşam vakti Zeytinli'nin üst başında, yüksek obaya giden yolun kıyısında oturup Emine'yi beklemiş. O gün kızın pazara indiğini kestirirmiş. Az sonra Emine yolun alt başından görünmüş. Onun da yüzü sarı, hali perişanmış. Hasan'ı görünce yüreği yanmış. Ama hiç tınmadan oradan geçip gidecek olmuş. Hasan yolunu kesmiş. Emine demiş, bu dünyada gönlüne karşı gelen babayı çıkmamış. Ocağına düştüm. Deli gönlün bizim çukur köyümüze sığmazsa, al beni obana götür. Ananı ana, babanı baba bileyim. İneğini sağıp davarını güdeyim. Babanla tahta biçip keresteyi dağdan sırtımda indireyim. Tek beni buralarda garip koyup gitme. Emine durmuş, Hasan'ın yanına çökmüş, gözlerini koluna silmiş. Hasan demiş, yüreğimi deldin. Ne çare ki dediğin olacak iş değil. Ovada büyüyen dağda yapamaz. Dağın suları serindir ama yolları sarptır, kışı çetindir. Kar altında odun kesmek bahçeye bostan ekmeye benzemez. Benim erim diye götürdüğüm adamı obamızın yiğitleri kınamamalı. Ben seni bildim. Artık gözüme hiçbir yiğit görünmüyor. Ama anamın, babamın, akranımın yanında seni küçük düşüremem. Sal beni gideyim. Hasan ayak diremiş. Her şeyi yaparım. Obanızın yiğitlerini kardeş bilip işlerine koşarım. Eğer of dersem kov beni köyüme gönder demiş. Emine'nin aklı yatmamış ama yüreği yumuşamış. Haftaya burada bekle de cevabımı al demiş. Hafta 8 gün Hasan anasının boynuna sarılmış, hak alıp hak vermiş, gelmiş yolun başına. Emine'yi beklemiş. Çok geçmeden yörük kızı görünmüş. Sırtında koca bir çuval varmış, içi pamuk doluymuş gibi onu beli bükülmeden taşırmış. Hasan'ın yanına gelince Hasan demiş. Anamla babamla danıştım, onlar da emmilerimle danıştılar, ovalıya varanın, ovalıdan kız alanın onduğunu gören yok. Deli kız, deli kız dediler. Yüksek obada gönlünü verecek yiğit mi bulamadın? Ben de herkesin yiğidi kendi gönlüne göreymiş dedim. Peki öyleyse dediler. Bir sına bakalım, senin yiğidin Kaz Dağı'ndaki Yürük Emine'ye er olacak adam mı? Konuşup kavil ettik. Zeytinli'den 40 as okka tuz aldım. Bunu sırtına vurup bir yerde durup dinlenmeden benimle yüksek obaya çıkabilirsen haftaya düğünümüz olacak. 40 okka yükle 4 saatlik dağa çıkan adama eğri bakacak baba yiğit bizim obamızda yoktur. Çıkamazsan kaderimiz böyleymiş. Hasan bir söz söylemeden çuvalı sırtlamış. Emine'nin önüne düşüp yürümüş. Ayakları kuş gibi uçarmış. Bey obasını geçmişler, bayır aşağı dereye inerken Emine bir bakmış, Hasan'ın yüzünden, ellerinden su gibi ter boşanıyor. Az önce genişleyen yüreği daralmış. Kendine yazık etme Hasan demiş. Ver çuvalı bana, ben gideyim, sen bahçene dön. Hasan soluk soluğa, buraya gelirken and içtim, geri dönersem sağa dönmeyeceğim deyip yürümüş. Emine'nin yüreği daha da daralmış ama çaresi yok. Eski değirmeni geçmişler, su tüvenin yanına gelince Hasan durmuş, Emine demiş. Bana ettiğin zulümdür. Tuzlar sırtımı yaktı. Dur bir soluk alayım. Emine, kavlimizde durup dinlenmek yok deyip yürümüş. Hasan bir taştan bir taşa atlayıp ardından yetişmiş.
Az daha gitmişler, Hasan yine durup yalvarmış. Emine, zalim anana babana uyup beni çok ağır sınadın. Bu kadarı yeter, hadi köye dönelim. Emine'nin yüreği dilim dilim olmuş da içindekini yine dışarı vurmamış. Ben sana dedim Hasan, bu dualar sana göre değil, ver çuvalı ben gideyim demiş. Hasan gayretlenmiş biraz daha yürümüş. Demin yanından geçerken Hasan boğuldu dedim ya, eskiden oraya gök büvet derlermiş. Hasan oraya geldiğinde dizleri bükülüvermiş, olduğu yere çökmüş. Ah Emine demiş, beni boş yere yaktın, ben bu dağlara çıkamayacağım, gel köye dönelim. Emine ağzını açıp bir söz demeden Hasan'ın sırtından düşen çuvalı yüklenmiş, tek başına gerisine bakmadan yürümüş. Çalıların ardında kaybolup giderken Hasan anasız kalmış yavru kuş gibi bağırmış. Emine, o bana gelemem, köyüme dönemem. Beni buralarda bırakıp gitme. Emine durmuş, durmuş, sonra başını çevirmeden yine yoluna düzülmüş. Ta patlakların yanına gelinceye kadar Hasan'ın bağırdığını duymuş. Garip oğlan suyun gürültüsünü bastırıp, ''Emine, ben senin ardından gelemedim, sen benim ardımdan gel.'' diye seslenirmiş. Emine bir yerde durup soluk almadan, bir kere dönüp ardına bakmadan, kırk okka tuzla obaya varmış. Anası babası onu görünce her şeyi anlamışlar. Kız çuvalı oraya atıp yere yıkılmış, kendinden geçmiş. Ama daha ortalık kararmadan yerinden fırlamış. ''Duydunuz mu? Hasan beni çağırıyor.'' demiş. Anası babası sormuşlar. ''Hasan'ı nerede bıraktın?'' ''Gök büvetin orada.'' ''Kız sen deli mi oldun? 2 saatlik yerden buraya ses gelir mi?'' Emine kimsecikleri görmez, kimseciklerin sözüne bakmaz, durup dinler sonra ''Anacığım bak nasıl çağırıyor, yazık oldu, dur bir varıp bakayım.'' dermiş. O gece zor tutmuşlar. Obanın yanındaki ormanlarda sabahacak dolaşmış. Gün ağrırken gök büvete inmiş. Bakmış oralarda kimsecikler yok. Suyun yanından geçip gidermiş. Bir de ne görsün, Hasan'ın dallı çevresi, koca çınarın su içindeki dallarından birine takılmış yüzüp duruyor. Onu oradan aldığı gibi koynuna sokmuş. Dere boyunca bir aşağı bir yukarı koşup, ''Hasan'ım ses ver de yanına varayım.'' diye bağırmaya başlamış. Her defasında dağlar taşlar ses verir. ''Emine, ben senin ardından gelemedim, sen benim ardımdan geleceksin.'' dermiş. Yemeden içmeden 3 gün dağlarda, ormanlarda, dere boylarında dolaşıp Hasan'ı aramış. Zeytinliğe inip anasından sormuş, koca karı saçını başını yolar ağlarmış. Köylüler Hasan'ın gök büvette boğulduğuna kail olmuşlar. Güz yağmurlarından derenin suyu coştu. Ölüsü kim bilir hangi kovuğa girip kaldı. Belki de sular aldı denize götürdü derlermiş. Emine bunu duyunca yalan demiş. Hasan ölmedi ki, beni çağırıp duruyor ama yerini deyivermiyor. Araya araya bulurum elbet. Anası babası ardına düşmüşler, alıp kapamışlar. O bir yolunu bulur, dere boyuna iner, Hasan'a seslenirmiş. Gök büvetin yanındaki kayalara oturur, koşmalar düzer, söylermiş. Bir gün anasına, Hasan bana yine seslendi. Bugün beni gök büvette bekleyecek. Bu sefer sağlam kavileştik, gayrı kavuşacağız demiş. Anası, aman kızım, neler oldu sana diye ağlayıp dövünmüş. Kız bir yolunu bulup ortadan kaybolmuş. Akşamüstü oradan geçenler, Emine'yi gök büvetin yanındaki koca çınarın dalında, Hasan'ın çevresiyle asılı bulmuşlar. Hacer kız kara gözlerini yüzüme dikerek, işte gök büvete o zamandan beri Hasan boğuldu diyorlar. Koca çınara da, Emine Çınarı derler. Hadi, geç olmadan yolumuza gidelim. Akşam yaklaştığı için aşağıdan doğru derenin uğultusu daha çok duyuluyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş sarı kızın arkasına girmiş, bulunduğumuz yeri birdenbire artan serin rüzgarlara bırakmıştı. Eteklerine kadar çam, oradan denize kadar zeytin ormanlarıyla örtülü olan Kaz Dağı'nın bu yamacında saatlerce süren bir akşam başlamıştı.
Güneş 1700 metrelik dağın arkasına adeta vaktinden evvel saklanmakla günün bu en güzel zamanını sanki isteye isteye uzatıyordu. Midilli tarafından esen bir rüzgar, körfezin girinti ve çıkıntılarında kırılarak boyuna yolunu değiştiriyor, suların üzerinde ayrı ayrı taraflara koşuşan dalgacıklar meydana getiriyordu. Güneşin Madra dağlarının üstündeki bulutlara vurarak onları kızıllaştıran ve oradan tekrar denize akseden son ışıkları, başka başka istikametlerde kırışan sularda türlü renkler yaratıyordu. Dağın eteklerine sıralanan ve bazen hemen önümüze kadar yükselen tepeler, birbiri üstüne yığılmış karanlık bulut kümeleri gibi görünüyordu. Daha uzaklarda Ayvalık'ın karşısında Cunda Adası'nın alçak tepeleri, Kaz Dağı oralara siper olmadığı için hala güneşin kırmızı ışıkları içinde yanıyor, biraz daha arkada Midilli'nin o taraflara kadar uzanan kollarına karışıyordu. Rüzgar çamların dallarında uğulduyor, önümde giden Hacer kızın eteklerini ve ince örtülü saçlarını öne doğru savuruyordu. Saatlerce beraber geldiğimiz bu kızın ne kadar güzel, ne kadar ahenkli bir yürüyüşü olduğunu ilk defa fark ediyordum. Olgun bir buğday tarlasında ilerliyormuş gibi hafifçe dizlerini kaldırarak ve başını ileri geri sallayarak adım atıyor, çimenlerin ve renk renk çiçeklerin üstüne çıplak ayaklarıyla basarken vücudunun ağırlığı olmadığı hissini veriyordu. Yanına sokuldum. "Hacer kız," dedim. "Emine'nin gök büvette oturup söylediği koşmalardan bildiğin var mı? Obaya varmadan bana bir tanesini söyleyiver." Durdu, gözleri etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı hikayenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında tozlarla karışıp sonra kalın çizgiler halinde kuruyan tellerin izleri vardı. Derin derin nefes alıyordu. Bu anda onu etrafını saran tabiattan ayırmaya imkan yoktu. Akşamın loşluğu içinde topraktan, çiçeklerin arasından fırlayıp büyüvermiş bir mahluk gibiydi. Yavaşça dudaklarını oynattı. "Sana Emine'nin bir koşmasını okuyuvereyim," dedi. Hasan'ına kavuşmadan az önce bunu söylemiş derler. Biraz düşündü, gözleri kapalı ilave etti. "Kim bilir?" Sonra arkasındaki çam ağacına sırtını dayadı, heybesini sağ omzundan yere düşürdü, gözlerini yere dikti, hafif fakat tüyleri ürpertecek kadar içli bir sesle şu koşmayı okudu. Uzaklardan sesini aldım, çevreni derede buldum. Nereye gittiğin bildim, Hasan'ım, ardından geldim. Sarı kâküllü dal boylum, saz benizli ayva tüylüm, tatlı sözlü melek huylum, Hasan'ım, ardından geldim. Köyden obadan kovulan, duru sularda boğulan, toz köpük olup dağılan Hasan'ım, ardından geldim. Sarp dağlara getirdiğim, kavuşmadan yitirdiğim, ak kefensiz yatırdığım Hasan'ım, ardından geldim. Emine'yi yaslı eden, Kerem olup aslı eden, daha taşı sesli eden Hasan'ım, ardından geldim.